Evet arkadaşlar, bugün C sedanları inceleyeceğiz. Çarpışma testlerine bakacağız, geyik test sonuçlarına bakacağız ve fiyatlarına bakacağız. Hızlı bir şekilde değerlendirmemizi yapalım. Bütün araçları almamış olabilirim. Bulabildiklerimi koydum. Bazılarında sedanı yok, hatchback var. Ve videomuza Egea ile başlıyoruz. 78 de geliyor. Bence fena değil. En azından içeriye dönebilmiş. Ve çarpma testi. 3 yıldız alıyor Egea bu performansıyla. Evet, tavanda bir bükülme yok. Kötü çarptı. Fiyatlara gelecek olursak 386 bin liradan başlıyor ve 785 bin liraya kadar fiyatları çıkıyor. En ucuz arabamız buydu. Ve Megane. Megane'ın en iyi performansı 74 ile. Başka bir testi yok. Aslında yol tutuşu iyidir ama maalesef geyik testinden pek iyi bir sonuç almamış. Ve Euro NCAP'ten de 5 yıldız alıyor. Tabi bu araç biraz eski tarihte girdiği için 5 yıldız alıyor. Şu an girse 5 yıldız alamayabilir. Güncel videosu yok. Fiyatlarına gelecek olursak 692 bin liradan başlıyor. 877 bin liraya kadar çıkıyor. Ve Corolla. Bu da 77 var. Yok ve durdu. 642 bin liradan başlayan fiyatlarla 896 bin liraya kadar çıkıyor. Ve Focus. Evet, 83 ile geliyor. Çok temiz. Tabi sedanını bulamadım. Hatchback var maalesef. Tabii ki çarpışma testinden de 5 yıldızı var. Evet, aracın gördüğünüz gibi çizgisi bozulmuyor. Ve güvenlik sistemleri de gayet başarılı. 829 bin liradan başlıyor. 959 bin liraya kadar fiyatlanıyor. Ve Honda Civic. Bu da 78'e geldi fakat göremedim maalesef. 5 yıldızı var. Euro'da şartlar değişiyor. Duran bir gayet başarılı. 870 bin liradan başlıyor. 1 milyon 22 bin liraya kadar çıkıyor. Evet, 77 ile maalesef alamıyor. Ve Octavia'nın Euro NCAP testine bakıyoruz. 5 yıldız almış. Gayet başarılı. Aracın kapısında da herhangi bir yamulma yok. Ve sensörün gayet iyi çalışıyor. Fiyatlara bakacak olursak 821 binlerden başlıyor. 1 milyon 870 bin liraya kadar çıkıyor fakat dizel ve 4 çeker versiyonu. Normal bir versiyonda 1 milyon 126 bin liralık fiyatı görüyoruz. Ve son olarak Audi. Bu da çileği 75'te geldi. Bir Ford kadar olmasa da güzel döndü. Başarılı bir şekilde aracın durmasını sağladı. 1 milyon 53 bin liralık fiyatıyla bana çok ucuz geldi. Sanki bu fiyatlar güncellememiş gibi geldi. Fiyatıyla diğer araçlar arasında en mantıklı olanı bu gibi gözüküyor. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp beğenirseniz bir de yorum yazarsanız sevinirim.